Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu gerçekleşti ki orada çalışmalar devam ediyor ama bu süreç dünya medyasında da dünya basında da geniş yer buldu. Şimdi Londra'ya gideceğiz. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizleri bekliyor. Alparslan kolay gelsin öncelikle. Neler konuştular, neler söylediler bu konuyla alakalı söz sana bırakalım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ilk Türk astronotun uzay seyahati dünya basınında da geniş yer bulmuş durumda. CNN International gelişmeyi SpaceX Avrupa Özel Uzay Misyonu'yla ilk Türk astronotu gönderdi başlığıyla duyururken CNN'in haberinde SpaceX roket uluslararası uzay istasyonuna doğru yola çıktı. Gemide aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı astronot bulunuyor ifadesi dile getirildi ve fırlatma çığır açıcı bir görev olarak da tanımlanıyor. ABD merkezli NBC haber kanalı ise Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar uzay istasyonuna gönderildi ve astronotların cumartesi günü yani bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor ve 2 haftayı yörüngedeki istasyonda geçirecekler şeklinde duyururken Bloomberg de Türkiye ilk astronotunu SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçurdu ve bu ülkenin yeni oluşan uzay programında bir dönüm noktası olduğu sözlerini ifadeli dile getirdi. Fransa merkezli gazete Le Monde ise Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi şeklinde yazarken Hindistan merkezli Times of India Türkiye'nin ilk astronotunun bulunduğu mürettebat uzay istasyonuna doğru uçuşa başladı başlığını kullandı. Yine uzağa gidiyoruz daha uzaklara Çin merkezli South China Morning Post gazetesi Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna doğru yola çıktı başlığını atarken diğer yandan da New York Times gazetesi tabii Gezer Avcı ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor ifadelerini kullanırken Associated Press haber ajansı SpaceX İsveçli ve İtalyanlarla birlikte Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı başlığıyla gelişmeyi aboneleriyle paylaştı. Tabi Alman dergisinde yine aynı şekilde Stern de ilk Türk astronotu taşıyan roket yine fırlatıldı başlığıyla okullarına çıktı. Yani kısacası Türkiye'deki olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de bu gelişme gerçekten manşetlere çıkmış durumda diyelim ve sözü de Kelsey'ye bırakalım.